Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapımı tamamlanan Alevi Kültür Derneği Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen video konferans sistemiyle gerçekleştirilen Cem Evleri temel atma ve toplu açılış töreni kapsamında Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemah Kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şube Başkanı Alican Binay, siyasi parti temsilcileri, cemevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra Alevi dedesi Ahmet Uğurlu tarafından yapılan gülbenge duası ile devam etti. Düzenlenen programda sırasıyla birer konuşma yapan Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şube Başkanı Alican Binay, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Kemah Kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, açılışı yapılan Cem ve Kültür Evi'nin hayırlı olması dileklerinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür ettiler. Açılış programında konuşan Vali Mehmet Makas, Erzincan'ın rahmet ve bereketin bol olduğu bir şehir olduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verdi. 70 cemevimizle ilgili ve yine cemevelerin mimarlarında yerleşim yeriyle ilgili talepler tek tek ilmek ilmek örülerek adeta yerine getirildi. Düzenlenen programda daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans sistemiyle cemevleri temel atma ve toplu açılış töreni kapsamında yapımı tamamlanan cemevlerin açılışını gerçekleştirirken yeni yapılacak olan cemevlerin de temel atma törenini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen cemevleri temel atma ve toplu açılış töreni kapsamında Kemah ilçesinde yapımı tamamlanan Alevi Kültür Derneği Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi'nin de açılışı yapıldı. Muhammed Şükrü Pekpak, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şubesi Başkanı Alican Binay ve Dede Ahmet Uğurlu. Sayın Cumhurbaşkanım, Can Erzincan'ımızdan, Sancak şehri, Kemah ilçemizden sevgi, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Evet, şöyle önce bir eseri görelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kordelayı kesiyorsunuz. Makaslar da bugünün hatırasına sizlerde kalıyor. Ya Allah, Bismillah. İl merkezimiz ve 8 ilçemizde tespit edilen tüm noksanlıklar giderilmiştir. İnşa ve ihyası yapılmıştır. Canlarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Sağ olun. Ya Allah, Bismillah. 2022 yılında tamamlanan ve 370 metrekare kapalı alana sahip Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi'nde Cem ve Semah Salonu, yemekhane, kütüphane, taziye odası, morg, gasilhane, idari bürolar ve misafirhane bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği Programları kapsamında 91.433.955 liralık destekleme ödemeleri 7 Ekim 2022 tarihi itibariyle başladı. Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 45.159.238 lira, Bireysel Sulama Hibe Desteği kapsamında 35.787.551 lira, Uzman Eller Projesi Desteği kapsamında 8.216.616 lira, Malak Desteği kapsamında 2.270.550 lira. Toplamda 4 kalemde 91.433.955 liralık ödemeler çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Erzincan Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Akyazı uygulama noktasında yarı römorklu bir araçta yapılan aracın çekici ile dorse arasında 5 kilo 454,27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevk eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Ekim 2022 tarihinde
Erzurum-Erzincan Karayolu üzerinde istikamet etmekte olan sürücüsü AG isimli şahsın 31 plakalı aracın çekici ile dorsi arasında bulunan termoking içerisinde 5 paket halinde metamfetamin olduğu tespit edildi. Renk görünüm itibariyle metamfetam maddesi. Konuyla ilgili AG isimli şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 Ekim 2022 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada uyuşturucu suçları ile etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir ifadelerine yer verdi. Renk görünüm itibariyle metamfetam maddesi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilmek üzere 39 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. 7 Ekim 2022 tarihi itibariyle başlayacak olan başvuruların son tarihi 24 Ekim 2022 olacak. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, ilan edilen pozisyonlarla ilgili internet adresinden öğretim üyesi başvuru kılavuzunu yayımladı. Akademik personeller için aranacak şartlar arasında ALES'ten en az 70 puan almış olma şartı aranıyor. Buna göre Erzincan Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu için 1 adet, Diş Hekimliği Fakültesi 1 adet, Eczacılık Fakültesi için 2 adet, Eğitim Fakültesi 4 adet, Fen Edebiyat Fakültesi 2 adet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 2 adet, İlahiyat Fakültesi için 3 adet, İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu için 1 adet, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu için 1 adet, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu için 3 adet, Mühendislik Mimarlık Fakültesi için 3 adet, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için 3 adet, Spor Bilimleri Fakültesi için 1 adet, Tıp Fakültesi için 9 adet, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu için 1 adet, İlahiyat Fakültesi için 1 adet ve Üzümlü Meslek Yüksekokulu için 1 adet olmak üzere toplamda 39 doçent ve öğretim üyesi akademik alanlarda personel alımı yapılacak. Erzincan Kemah Karayolu 22. kilometresinde 8 Ekim 2022 tarihi saat 13 sularında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sıkışmalı trafik kazası meydana geldi. Kazada 22 yaşındaki GÖ savrulan aracın altında kalarak feci bir şekilde can verdi. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine kaza yerine ulaşan trafik ve sağlık ekipleri kurtarma ve müdahale çalışması başlattı. Aracın kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandığı, araç içerisinde Erzincan'da tanınan ve bilinen iş insanı Erol Akar ve İliç'te çalışan işçilerin bulunduğu, savrulma esnasında yolculardan birinin araç altında kalarak can verdiği tespit edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine ulaştırdı. Kaza sonrası yaşamını yitiren kazazede ise AFAD ekiplerinin yardımıyla aracın altından çıkartılarak kaldırıldı. Trafik kazası sonrası olay yerinde inceleme başlatıldı. Merkez Kavakyolu Mahallesi'nde otluk bir arazide çıkan yangın ihbarıyla harekete geçen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 7 Ekim 2022 saat 12.53'te çıkan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının yapılmasının ardından Erzincan Belediyesi'ne bağlı Çukurkuyu müfrezesindeki ekipler hızlıca yangın yerine ulaştı. Ot yangının söndürülmesi üzerinden toprak ile üzeri örtülerek soğutma çalışması yapıldı. Evet.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı'ndan büyük başarı. Böbrek şikayeti olan bir hastadan 100'e yakın değişik ebatlarda taş yapılan ameliyatla alındı. Böbrek hastasının yoğun ağrı ve şikayetler üzerinde röntgen filmini çeken hekimler gördüğüne inanamadı. Hastanın böbreğinde geyik boynuzu şeklinde yuvalanmış 6x4 cm boyutlarında böbrek taşı olduğu tespit edildi. 39 yaşındaki hasta acilen kapalı böbrek taşı ameliyatı Üroloji Anabilim Dalı uzman hekimleri ve anestezi ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde alındı. Hastadan alınan taş parçaları bir araya getirildiğinde bir şırınga ebatında olduğu görüldü. Hasta, gerçekleştirilen ameliyat sonrası gözetim altına tedavisine devam edildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Erzincan'ın güney ve güneydoğu yönlerinden gelecek olan kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısı yapılıyor. Fırtınanın 40-70, yer yer ise 80 km saat hızında olması bekleniyor. Beklenen kuvvetli fırtına ile birlikte meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir uyarısı yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, oynanan 2. ve 3. lig karşılaşmalarının internet üzerinden tüm cihazlardan canlı yayınlanabilmesi için naklen ihalesi açtı. Yapılan ihale sonucunda ihaleyi 5 yıllığına Lüksemburg merkezli bir firma kazandı. Özellikle ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan kulüplere yeni kaynak yaratma ve futbola değer katma amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir adım atılmış oldu. TFF 2. ve 3. lig yayın haklarının 2022-2023 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca firma tarafından Türkiye'ye devreden anlaşmayla liglerde mücadele eden 92 takımın gelirleri kalıcı olarak artırılmış oldu. Erzincanlı taraftarlar bundan sonraki 24 Erzincan spor maçlarını Erzincan'ın her yerinden canlı olarak izleyebilecek. Fransa futbol liglerini canlı olarak yayınlayan firma, dünyaca ünlü yapay zeka destekli, gelişmiş yazılımlar ve gelişmiş kameralarla donatılmış bir yeni nesil yayımcılık sistemiyle TFF 2. lig ve 3. ligde oynanan tüm karşılaşmaları, yeni nesil bir dijital hizmet ile geniş bant internet üzerinde kurulu altyapısı üzerinden kesintisiz erişim sağlanarak her yerden ve tüm cihazlardan takip edilebilecek. Erzincan 13-28, Erzurum 6-24, Sivas 8-26, Gümüşhane 8-27, Bayburt 6-24, Giresun 16-27, Elazığ 12-29, Tunceli 11-30, Bingöl 13-29, Malatya 12-29, Yozgat 8-26, Amasya 13-32, Kars 5-24, Van 10-23, Ağrı 11-27. Dolar 18.23, Euro 18.25,
22 ayar altın 962 lira, tam altın 6780 lira, yarım altın 3390 lira, çeyrek altın ise 1695 liradan işlem görüyor.